İlim öğrenmek, kadın, erkek, her Müslüman için farzdır. Bugün yerinde konuşalım diyerek çıktığımız yolculukta Kadırga'da Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ndeyiz. Neden ilim öğrenmek her Müslüman için farzdır dedik? Hemen açıklayalım. İslam tarihinde ilim denilince yalnızca din ilimleri anlaşılmıyor. Dünyayı imar edecek ilimler de mutlaka göz önünde bulunduruluyordu. İşte o bilgi birikiminin yoğurduğu ve bizim dünyaya ismini ve kendisini yaptıklarını armağan ettiğimiz Mimar Sinan'ın eliyle meydana gelen Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ndeyiz Kadırga'da. Buraya dair konuşacağımız çok konu var ama Mimar Sinan özellikle matematiği çok iyi kullanarak mühendislik, mimarlık sanatında adeta bir ekol oluşturmuş, bir çığır açmış ve böylesi güzel bir esere imza atmış. Yalnızca burası değil. Yaklaşık 50 yıl mimarbaşılık yapmış ve her bir yaptığı eserde kendisini aşmış. Yeni yeni çözümlemelere varmaya çalışmış. Geliştirmiş kendini. Evet, mesela Piyale Paşa Camisi'ne gidiyoruz, farklı bir mimari. Burada yine farklı bir mimari, Kadırga Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde. Küçücük Üsküdar'a kondurduğu Şems-i Ahmet Paşa Camisi'nde yine keza öyle. Her birinde farklı bir deneyişi, bir arayışı var. O yüzden zaten kalfalık eserim, ustalık eserim vesaire hani bunları dillendirmiş. Sokollu Mehmet Paşa Camisi benim ilk dikkatimi çeken şu ki eğimli, meyilli bir arazi üzerinde ve Doğan Kuban hocamız da şöyle söylüyor. Mealen diyeyim hani böyle birebir kelime olarak söylemeyeyim, özünü söyleyeyim. Mimar Sinan'ın büyük bir başarısıdır burada bu şekilde bu meyilli araziyi bu ölçüde derli toplu kullanabilmek diyor. Neler söyleyeceksin bununla ilgili? Ben her zaman bu camiyi hep ayrı bir yere koyarım. Sinan'ın yaptığı eserler arasında bir kere geometrisi, biçimi ama tabii strüktürel olarak analiz ettiğimizde belki de Sinan'ın kusursuzluğa eriştiği en başarılı camilerinden biri işte Şehzade ve Selimiye Camii ile birlikte değerlendirdiğimizde ama tabii ölçek olarak İstanbul'da Kadırga'daki bu cami sizin de söylediğiniz gibi bir kere bu topografyaya yerleşmesi ki Sinan çok iyi bir mühendis, çok iyi bir şehir plancısı, hı hı, hep söylüyorum. Çünkü şehirle kurduğu, çevresiyle kurduğu ilişki anlamında da çok başarılı ama nihayetinde mimari tasarıma geldiğimizde onun düşünce dünyasının belki de tüm arayışlarının en olgunlaşmış, belki de en doğruya çıkmış hali diyebiliriz. Çünkü altıgen bu tek kubbeli camilerde, hı hı, biz altıgen, baltagen ya da işte çardak dediğimiz, hı hı, altı ayak üzerine kurduğu strüktürünü biçimsel ve mekansal olarak en iyi tasarladığı cami bu. Tabii bunun yanında tasarımsal olarak kullandığı mimari süslemelerle yapıyı aslında günümüze getirmiş. Yine demin bahsettiğin hani kadına ve erkeğe, şimdi Sinan ilmin hani farz kılındığını seçtiği yazıları da tesadüfi seçmiyor. Muhtemelen yaptıranın da mutlaka etkisi var. Nihayetinde Sokollu Mehmet Paşa'nın eşinin, evet, de İsmihan Sultan'ın da burada çok etkili olduğunu biliyoruz. Bir hanım sultan var yine burada. Başrolde. Başrolde. Karı koca diyelim. Bir, evet, hanım sultan ve Osmanlı'nın ikinci adamı. Ve çok önemli şahsiyetler tabii. Sokollu Mehmet Paşa çok önemli bir şahsiyet. Öyle olmalı ki sarayı var. Yani Sokollu'nun bir sarayı var burada. Ve hani Bizans sarayının biliyorsunuz Sultanahmet, evet, o zaman yok. Sultanahmet'in olduğu bölgede Bizans sarayının kalıntıları var ve o kalıntılar üzerine yapıldığı söylenen bir sarayı var. Onun hemen yakınında aslında medrese, bir cami ve bir tekkeden oluşan bir yapı yaptırıyor. Sinan tabii bu arada Selimiye'yi de yaptırıyor, yapıyor. Dolayısıyla zaman Edirne Selimiye'yi yapıyor. Ki mesela strüktürel anlamda öyle ölçekli bir yapı. Ben hani hayran olduğum yapılarından biridir Selimiye. Ama burada artık bence bütün o düşünce dünyasını gerçekleştirmiş bir ölçekte düşünüyorum burayı. Hani tepeden de baktığınız zaman kubbe, ana kubbeyi taşıyan, hı hı, yan kubbeler yukarıda baktığında. Ki mesela İslam mimarisinde tromp dediğimiz kare plandan daire plana geçişte kullanılan yapı elemanları var. Yine Bizans'tan yine bize geçen pandantik dediğimiz hemen burada mukarnaslarla süslü. Ama Sinan neredeyse tüm ana kubbeyi taşıyan 4 tane çeyrek kubbe ve 6 ayakla burada bence hakikaten
mücevher bir yapı oluşturmuş. Müthiş bir işe imza atmış. Zaten müthiş, öncesinde evet. Anlaşılan burada bir kilise veya Hristiyanların gelip ibadet ettiği bir mabet varmış. Bunu nereden anlıyoruz? Caminin kuzey kapısı olarak adlandırılan sokaktaki kapıdan yukarı merdivenlerle çıkılıyor. O kapının üstünde burada bir kilisenin olduğu, bunun yıkılarak cami yapıldığı söyleniyor. Yazıyla. Hatta camide kıble duvarının sol tarafında opus çok küçük var. Opus sektiller, evet. Böyle mozaik döşeme doğru. Var. Biz bu opus sektili Stüdyos Manastırı'nda İmrahar İlyas Bey Camisi'nde oradaki süslemeleri görmüştük. Tabii, tavşan şeklinde hatta tabii, bir evet, zeyrek de var. Bu yoğun olarak kullanılıyor. Burada çok küçük bir parça var. Ve tarihçilerin tabii bu konuyu araştırması gerekiyor ama kapının üzerine böyle bir ibare yazıldığına göre burada öyle ya da böyle bir kilise var. Bu kilisenin yerine cami inşa ediliyor. Bu döşemede onun bir anısı bence, bir hatırası aslında. Öyle bırakılmış yani, Opus Sectili olabilir. Bizans döneminde çok kullanılan bir döşeme şekli ki hani dediğiniz gibi Stüdyos Manastırı'nda var, Zeyrek Camii'nde var. Yine bizim Zeytinburnu mozaiklerinde lahidin üstünde yani muhtemelen mozaiği kaldırıp koyuyorlar. Orhan Gazi'de var biliyorsunuz, evet, türbede. Evet, yani çok yaygın bir döşeme şekli ama bunu Sinan yapıyor. Yani bunu kullanıp orada yapının bir yerinde göstermesi aslında onun korumacılığı ve aslında geçmişle kurduğu bağı ve ilişkiyi de gösteriyor. Şimdi bu detaylara şu yüzden değindim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra tabii ki İstanbul'u şenlendiriyor, Müslüman nüfus getiriliyor. Fakat Fatih'ten bir asır sonra dahi İstanbul'da Müslümanlar belki çok az farkla çoğunluk, diğer Museviler, Hristiyanlara göre ve diğer milletlerden olan fertlere göre. Şimdi Topkapı Sarayı eskinin Yeni Saray diye adlandırılan bölümü, Sultanahmet'te olduğu için burası protokol bakımından ilk sırada gelen bölüm. Şimdi böylesi bir yerde Küçük Ayasofya kilise o camiye çevriliyor. Burası, burada bir kilise var ise kapıda yazan ibare o, burada bir cami kuruluyor. Hatta 1600 yılların sonunda hemen caminin yanı başında Özbekler Tekkesi diye anılan bir yer var. Yani burası Müslümanlaştırılıyor benim anladığım kadarıyla. Şimdi bu kıyıcılık anlamına gelmiyor. Yine anladığım kadarıyla özellikle Hristiyanlar, Rumlar ve diğer milletlere mensup olup Hristiyan olanlar şehrin çeperinde misal 7 kule civarı. 7 sur dışı. Dışı civarı. Surlara tercih yakın yerlere gönderiliyorlar. 7 kule civarından Yeni Kapı'ya doğru yürürken belki onlarca kiliseyi bir arada görüyoruz. Demek ki onların yerleştirildiği yer, onlara tahsis edilen yer orası. Burası saraya yakın olduğu için, yönetim merkezine yakın olduğu için bu kısım hemen çevreleniyor. Kaldı ki ikincisi en çok buraya gelirken dikkat çeken zannediyorum Sfendon, yani eski Bizans Doğu Roma Hipodromu'nun olduğu kısım, oradan geçerken hala o izi devasa, çok rahat görüyoruz. Çok altı çok büyük bir yine sarnıç olarak değerlendirilebilir ve zarar görmemesini biz temenni ediyoruz. Çünkü Sokolu Mehmet Paşa Camisi'ne inmek için, gelmek için Sultanahmet'ten o Sfendon Hipodrom kısmından inerken buraya kıvrılmak, Küçük Ayasofya ile birlikte gelmek gerekiyor. Şimdi aslında büyük bir tarihi alandan biz bahsediyoruz. Büyük ölçekte. Evet. Ve Sokolu Mehmet Paşa burayı bilinçli olarak seçmiş, öyle görünüyor ve biz hani Mimar Sinan'ın yaptığı eserleri incelerken diyoruz ya, şuralarda kervansaray yapmış, külliye yapmış, cami yapmış, köprü yapmış. Yani ciltlere sığmayacak ölçüde. Sokolu Mehmet Paşa'nın hayatını şöyle bir karıştırınca onun da birçok yerde hayır eseri yaptırdığını tabii, görüyoruz tabii. Ki bu da sayfalar Azap Kapı, tutar. Sokullu var. İstanbul'da işte Azap evet. Kapı, Sokolu Mehmet Deniz Paşa Camisi, Büyükçekmece, Küçükçekmece'de yaptırdığı yerler var. Hatta Halep'i Sokolu Mehmet Paşa zamanında Osmanlılar ele geçiriyor. Halep'e giden bir Osmanlı lojistik bakımından bir yol var. O yol üzerinde Niğde civarında, şu an misal depremden etkilenen bölgelerden birisi Payasır. Orada Payasır. Yaptırdığı külliye var ve gazetelerde, haber sitelerinde hemen Mimar Sinan'ın ayakta yaptığı kaldı. Payasır'daki evet. Sokolu Mehmet Paşa külliyesi ayakta kaldı diye. Demek ki sağlam yapıyor, iyi bir mimar, iyi bir mühendis ve işinin hakkını veriyor. Tabii. Burada çok kuvvetli süslemeler hakim. Ben burayı birazcık, bilmiyorum sen ne düşünürsün, Rüstem Paşa'nın Tahtakale'de yaptırdığı camiyle benzeştiriyorum. Burası biraz daha oraya göre dar. Sade, orası daha geniş. Daha sade. Evet. Sen ne düşünürsün bu konuda? Özellikle süsleme vesaire, hani her iki mabedi de yapan Mimar Sinan ama bazılarında daha sade, bazılarında daha gösterişli işlere imza atıyor. Şimdi Sinan tabii bir kere depremselliğiyle ilgili önemli bir şeyi mutlaka söylemek istiyorum.
Biz onun strüktürel olarak yapıların bu strüktüründe yani yapısal olarak sağlamlığı ile ilgili hep bir arayışından bahsettik. Birçok depremi atlatmış yapıları Süleymaniye'de dahil. Süleymaniye'de bir dönem işte sıvalarının döküldüğünü ve kalem işinin Fosatti kardeşler tarafından tamir edildiğini görüyoruz. Ama yapısal olarak büyük hasarlar görmüyoruz. Çünkü o gerçekten çok iyi bir mühendis. Bir kere çok iyi bir zemine oturtturuyor. Hani oturtuyor yapıyı. Süleymaniye'de çok uzun süre zemini hazırlamakla uğraştı. Burada payandaları görüyoruz. O kademeli bir setleme yapmak zorunda. Süleymaniye'nin Rabi ve Salis medreselerinde aslında onlar camiyi ayakta tutan yapısal, yani düşünebiliyor musun? Bir mekan haline dönüşmüş, aslında istinat duvarları gibidir. Yani Sinan, ben çok hayranım diyorum, bunu boşuna söylemiyorum. Yine bu yapıda dünya mimarlık tarihi açısından işte bu altıgen baldekeni denemesi açısından çok uniktir. Çok eşsizdir. Bir kere bunu bir yere koyalım. Sadece yapıda zaman zaman seninle de gezerken gördük. Ufak ufak taşlarda kapak atmalar var. Bu da demirin kullanılması, kullanım yoğunluğundan ve korozyondan kaynaklı. Ama bu strüktürel bir şey değil. Taşın yüzeyindeki problemler yani. Ve bunlar giderilebilir. Süslemeye geldiğimizde aslında bu ayaklar, taşıyıcı ayakların ikisi hemen arkadaki mihrap duvarının içerisinde. İki tanesi poligonal olarak yan duvarlarda ve aslında bizim en gösterişli, bizim için en önemli olan mihrap cephesine bütün aslında emeği vermiş. Ama buradaki süslemelerde, yani Çinilerdeki süslemelerdeki o referansları da pencere kemerlerinin içerisinde aynı şekilde dışarıda görüyoruz. Yani müthiş bir sadelik var. Yazıların ve hatların seçimine geldiğinde yine muhtemelen yaptıranın da, çünkü yaptıranın Sokollu isteğine tabii çok fazla çok önem veriyor. İsmihan Sultan'ın da ben bir hanımın eli değmiş bir böyle bir zarafet de var burada. Mesela dış cephede yani işte son cemaat yeri ve revakların birleşim noktasındaki şey detayı lütfen dikkat edelim, çıkınca birlikte tekrar gösterelim izleyicilere de. Bir kod farkı var. Yani son cemaat mahallenin revaklarıyla bu medreseden gelen revaklar arasındaki kod farkını bir mekana çeviriyor. Ve bu mekandan çıkışta böyle kemerli bir yoldan geçiyorsunuz. Yani Sinan da her şeyi muhteşem bir şekilde düşünmüş. Bir de şöyle düşünüyoruz. Yazılı çizili bir dönem değil bu dönem. Yani böyle bir şey tasarlıyor. Muhtemelen üç boyutlu hani bir maket vardır Süleymaniye'nin. O şekilde tasarlıyor. Yani Avrupa mimarlığının o Rönesans'ın yazılı çizili belgeleri elimizde yok. Biliyorsun sadece tutulan defterler var. Kullanılan malzemeler. O anlamda baktığımızda gerçekten muazzam, ama süsleme olarak Çinilerin yine demin bahsettiğim gibi mihrap cephesinde mermer bir mihrabın kenarında süslenmiş Çiniler ve işte hatlar, revzenler. Hemen arkamızda da müezzin mahvilinde, mahvil altlarında gördüğümüz Edirne karilerin yine en güzelleri. O benim Mihrimah Sultan, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nin müezzin mahfilinin altındaki Edirne Kâri ile çok benzeşiyor. Sadece Takki oradaki İbrahim Ağa'la da benziyor. O, oradaki çünkü daha canlı. Buranın kalem işlerinin biraz canlandırılması, renklerinin yeniden şimdi yerine gelmesine. Demeyelim, temizleyelim. Nasıl? O zaman. Evet, doğrusu evet. Yani, teknik olarak bilgi sizde. Çok 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 özel şeyler bunlar. Bunların üstünden geçmek büyük bir cesaret ister. Yani buradakilerin sadece. Hemen o zaman hatamı ben düzeltiyorum. Hata demeyelim. Yani bu, çünkü bu şeyle ilgili tabii ki, yani nereden bileceksiniz aslında. Buradaki kalem işlerinin de programlarının aslında son dönemde yapılan müdahalelerden dolayı çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Yani kubbelerdeki ve bu çeyrek kubbelerin içerisindeki kalem işleriyle ilgili. Ama ana cümle kapısının girişindeki Edirne kâriler ve müezzin mahvilinin altındaki Edirne kârilere pamuklara sarıp saklamamız ve müdahale etmeden temizleyerek ve düşen ahşap parçaları sağlamlaştırarak ya da gevşeyenleri bir müdahale yapmak lazım. Mahvile çıkan merdivenler bile o kadar estetik ki. İşte değil mi? Çok ilginç. İşte son cemaat yerinden çıkılan bir minare ve hemen yanlardan mahvile çıkan merdivenler ne kadar rahat, ne kadar estetik tasarlanmış. Ben bu yapıya hayranım. Hep söylüyorum. Şimdi tabii işin sanat ve estetik boyutunun yanı sıra camide yazılan yazılar, yani hatların büyük sıradan mesaj değil, verdiği açık. Programımızın başında Müslüman her kadın ve erkek için ilim öğrenmenin farz olduğuna dair bir Hazreti Peygamber'in sözü var. Hadisi şeriftir. Onunla açtık. Bu cümleyi hemen medresenin olduğu kısım, ders odasının olduğu bölüme koymuş. Başında yani giren öğrencilere bir
mesaj. Ayrıca cami içerisinde kullanılan yazılarda ve bu klasik İstanbul ve bizim memleketimizde gördüğümüz camilerin dışında bir kullanım var. Nedir o? Şöyle, normalde pandantiflerde Allah'ın ismi, Hazreti Peygamber'in ismi ve dört halifenin ismi yer alır. Burada pandantiflerde Allah'ın isimleri yer alıyor. O isimler sanki kubbeyi taşıyor gibi bu ben izlenimi edindim. İkincisi, tabii ki dört halifenin isimleri camilerde kullanılıyor. Burada karşılıklı iki bölüme yazı yazmış. Olur ki cümle eshabın eftalidir, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'dir. Yani olur ki, olar ki diye geçiyor. Kim ashabın en faziletlisidir? Onların isimlerini veriyor. Bunları karşılıklı koymuş. Burada biraz Mimar Sinan'ın tabii ki zevkinin ve bilgisinin yanı sıra tahmin ediyorum Sokollu Mehmet Paşa'nın müdahalesi var. Çünkü kesinlikle. Sokollu Mehmet Paşa kaynaklarda çok samimi bir Müslüman olduğuna dair bilgiler yer alıyor. Bir idare konusunda sadrazamlık 14-15 seneye yakın yapılıyor. Tabii, 14 seneye geçiyor. Tabii. Başarılı ve samimi bir Müslüman olduğu düşünülüyor. Onun türbesi Eyüp Sultan'da. Bir türbesi, orada da yine medresesi var. Ve bunun yanı sıra farklı yerlerde yaptırdığı camiler, külliyeler aynı şekilde değerlendiriliyor. Biz Topkapı Sarayı'nı anlatırken, özellikle Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra mukaddes emanetler diye anacağımız Hazreti Peygamber'in ve onun sadık arkadaşlarının, yani sahabe-i kiramın onlardan kalan parçaların İstanbul'a getirilmesi söz konusu. Evet. Buralarda bunu kaynaklarda doğru bir değerlendirme midir? Biraz itiraz edilebilir. Sünni İslam olarak değerlendiriyorlar. Ama burada hem bu Sünni İslam'ın veya İslam'ın asıl öz Hazreti Peygamber dönemindeki mesajlarının çok açık olarak verildiğini hemen kıblenin kıble yönündeki Çinliler üzerinde yazan yazılarda da görüyoruz. Bunları tek tek her bir noktada nakış nakış işlemeyi başarmışlar. Evet. Bunların yanı sıra bir de burada Hacerül Esad diye anılan bir taş. Taşımız şu an var. Hacerül Esvet doğru. deniliyor. Evet. Kara taş, siyah taş siyah anlamına taş. Geliyor. Bu taşın cennetten geldiğine inanılıyor. Burada üç yerde Hacerül Esvet parçası var. Bunlardan birisi mihrabın üstünde. Evet. Bir diğeri hocanın, imamın cuma hutbesine çıktığı minberin üstünde. Biri de kapının hemen giriş kapısının, camiye giriş yapılan kapının üstünde. İstanbul'da bunların dışında bir Hacerül Esvet taşı var mı denilirse, bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinde var. Şimdi sanırım eski Sultanahmet'te de var galiba. Onu hatırlayamadım açıkçası. Evet. Belki vardır. Şimdi yanlış bilgi de vermiş olmayayım. Ama bu dört parça, dört taş çok dikkat çekici. Normalde tabii ki Hacerül Esad, Hacerül Esvet taşının böyle küçük parçalar halinde alınmasına müsaade edilmiyor. Fakat Osmanlı sultanları bu konuda biraz anlaşılan o ki hassas, böyle bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Evet. Yani bunu Topkapı Sarayı'nda da görüyoruz. Doğru. Hazreti Peygamber'in hırkası tabii. yanımızda olsun. Oradan gelen küçük taşlar buraya ziyaretçi çeksin. O sosyal de bir mesaj aslında, yani gücünün, tabii. kudretinin. 17. yüzyılın başında hükümdarlık yapan Sultan 1. Ahmet'in Sultan Kayıtbay'ın türbesinden, Memlük Sultanı'nın türbesinden getirdi. Hazreti Peygamber'in ayak izi var. O ayak izini bir gördüğü rüya üzerine göndermek zorunda kalıyor. Çünkü hükümdar rüyasını Azim Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne anlatıyor. O da mesaj açık, göndermeniz gerekiyor, lütfen uyun diyor, gönderiyor. Ama onu buraya getirmesinin sebebi de yine o mukaddes emanetler diye anacağımız o emanetlere hassasiyetle sahip çıkmak. Sanki o yanı başında istemek, onun o enerjisiyle yoğrulmak gibi düşünebiliriz. Bu Hacerül Esvet taşı için de aynısı geçerli Doğru. diye tahmin ediyorum. İkincisi ziyaretçi. Ziyaretçi çekecek buraya. Sokollu Mehmet Paşa ve İsmihan ya da Esmihan Sultan. Bu küçük minberde iki tane parça var. Yani mihrapta var, kapıda var. Dört parçanın ziyaretçi çekeceğini düşünüyor olmalılar. Evet. Buna da kuvvetli bir işaret var. O da minberin üzerinde evet. kelime-i tevhid yazılır. Onun tam üstündeki Hacerül Esvet taşına denk gelen bölüm 6 biraz silinmiştir. O da insanların gelip onu ellemek istemesinden dolayıdır. Evet. Yani bu biraz İslam tarihini ilgilendiren konu ama İstanbul'daki şehir kültürünü, şehirli yaşayışını da biçimlendiren egemen unsurlardan birisi olduğunu göz ardı etmek yani mümkün değil. Öyle görünüyor.
Biraz Mimar Sinan'a değindik. Burada herhalde atlamamamız gereken Sokollu Mehmet Paşa ismi var. Sokollu Mehmet Paşa kimdir? Hani ben onun hakkında bir araştırma yaparken, en derin üzerinde çalışırken detaylı olarak araştırma imkanına sahip oldum. Bosna civarında Sokoloviç'ten buraya getiriliyor. Sokol Köyü diye geçiyor. Köyün anlamı Şahin Yuvası anlamına geliyor. Çok böyle manidar. Kendisi de adeta Osmanlı'nın ikinci adamı olarak Şahin Yuvası'na yerleşmiş 14-15 sene Osmanlı'nın politikasını çok rahat bir şekilde belirleyebilmiş. Kanuni Sultan Süleyman'ın son bir yılında sadrazamlık yapıyor. Ondan sonra tahta çıkan hükümdarlar döneminde de. 1500'lü yılların ortalarında artık Orta Doğu'da su ısınmaya başlayınca özellikle Osmanlılar Kıbrıs Adası'nı almak istiyorlar. Alınacak, nasıl alınacak derken sonunda orası fethediliyor. Tabii burası Venediklilerin elinde. Venedik'ten gelen elçiler Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'nın nabzını ölçecekler. Tabii çok kıvrak bir zekaya sahipmiş. Radovan Samarčić, Sırp tarihçi, onun için dünyayı avuçlayan adam diye bir ibaresi vardı veya dünyayı avuçlarında tutan adam diye. Hakikaten onun hakkını veriyor. Evet. Çok rahat Venedik elçisinin ne yapmak istediğini anlıyor. Anladım. Diyor ki, siz diyor buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Biz diyor Kıbrıs'ı almakla, krallığı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz de donanmamızı yenmekle bizim sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen kolun yerine yenisi gelmez ama kesilen sakal daha gür biçimde çıkar. Zaten ondan sonra da hemen bir emir veriliyor. Osmanlı'nın yeniden filosu, donanması kurulsun diye Osmanlı bunun için adeta tüm parasını akıtabilecek kudrette. Bunu da dosta, düşmana ilan ediyorlar. Böylesine kıvrak zekaya sahip bir diplomat mı dersiniz? Ülkeyi yöneten sadrazam yani başbakan mı dersiniz? Bunların yanı sıra kendi hassasiyeti içerisinde Devrim Mimarbaşı ismi her yerde hala anılır. Mimarbaşı'na birçok Mimar Sinan'a yaptırdığı külliyesi, camisi ve bunlar hala adından bahsettiriyor. Süslemeleriyle, yazılarıyla, yapılan işlerle. Böylesi kıymetli bir yerde program yapmaktan dolayı ben çok mutluyum. Kesinlikle. Misal biz burada şimdi aklıma geldi. Böyle konuşuyoruz ama bu Türk sinemasında da bu bölüm, bu civar Kadırga Sokollu Mehmet Paşa Camisi kullanılmış. Misal Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ın başrollerini paylaştığı Her Gönülde Bir Aslan Yatar. Sonra Türkan Şoray ile İzzet Günay'ın başrollerini paylaştığı Birleşen Yollar. Ayta Çarman'la Fatma Belge'nin başrollerini paylaştığı bir başka film Oğlum Osman. Hep bu camide buralarda çekilen sahneleri var. Ve bunlar 70'li yıllarda İstanbul'un o günümüzden biraz daha farklı olan, daha otantik, daha kendi halinde, kendi yağında kavrulan İstanbul'un görüntülerini görmek için çok yerindedir diye düşünüyorum. Biz aslında proje çalışırken bu eski filmlere bakıyoruz. Hani bir yapının mimarisiyle ilgili belgeleme çalışması yapılırken elimizdeki en güzel belgeler aslında bu siyah beyaz filmler. Evet. Çoğu zaman şey derim ben hani bu yapıların yer aldığı, çünkü mesela Türkan Şoray'ın Sultanahmet'in içinde bir şeyi vardır, fotoğrafı vardır. Hani bunların toplanması ve biriktirilmesi, hatta zaman zaman yayınlanması hem bize o geçmişin sokak dokularını ve bu anıtsal yapıların sokakla kurduğu ilişkiyi, o dönemin su seslerini, akan çeşmelerini, sokak seslerini duymayı ben mesela çok seviyorum. Sokollu'ya gelince bir şeyinin altını bir daha çizmek istiyorum. Güçlü bir adam olmasaydı herhalde bir sarayı olmaz, işte limana yakın bir yerde evi ve kendisine ait bir külliyesi olmazdı ki. Azap Kapı Sokollu Camii de keza yine deniz kenarında. Belli ki bir saygınlığı var, bir saygı duyuluyor, bir ağırlığı var. Ve devrin en iyi mimarının sponsoru. Evet, yani evet. Ben hep şey diyorum, iyi bir mimarın her zaman bir sponsoru olmalı. Sinan'ın en büyük sponsoru Kanuni Sultan Süleyman, evet. Ve işte Sokollu gibi büyük devlet adamlarıydı. Bu arada Sinan bu yapıyı yaptığında, yani tasarladığında aslında bayağı bir yaşı var. Biliyorsunuz 80'li yaşlarında, evet. Ki aslında mimarbaşı olduğu yaş da 49. Zaman zaman işte bir mimar büyüklerimizle konuştuğumuzda hep şey derler bize, mimarlık biraz daha deneyimle, tecrübeyle taçlanır. Doğan Kuban Sinan'ın bu eşsiz yapısı için, benim için de öyle, ben de öyle düşünüyorum. Mısra'yı berceste der. Ne kadar güzel bir tanım. O kadar güzel bir tanım ki, yani olgunluğunun, onun düşünce dünyasının, tasarım dünyasının doruğu. Yani daha güzel herhalde tanımlanmazdı.
Burada olmaktan çok mutluyum bugün. İyi ki burada olmuşuz ve izleyicilerimize belki de birçok İstanbullunun farkında olmadığı, farkında olup ziyaret etmediği önemli bir yapısındayız Sinan'ın. Dilerim herkes bir gün burayı ziyaret eder. Evet, Kadırga'ya gelsin. Evet. İstanbullular, sadece Sultanahmet Camisi, Ayasofya değil, Kadırga civarında Küçük Ayasofya Camisi var. Burada hemen Sokollu Mehmet Paşa Camisi var, Özbekler Tekkesi var, çok güzel bir Kadırga Parkı var. Hatta şöyle söyleyeyim, son birkaç senedir ekranlara gelen ve birçok izleyici tarafından, seyirci tarafından takip edilen dizilerin birçok sahnesi Kadırga'da çekiliyor. Bunu söylemek herhalde yeterli olabilir. İstanbul'un bu noktasını keşfetmek gerekiyor. Doku çünkü hala korunuyor. Evet. Bu anlamda önemli bir nokta burası. Çok teşekkür ederim bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Bugün Kadırga'da Sokollu Mehmet Paşa Camisi, Sokollu Mehmet Paşa Mimar Sinan üzerine konuştuk. Bir sonraki programda, yerinde konuşalım da tekrar görüşmek üzere.